Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ İnsan başıboş bırakıldığını mı zanneder? Hayvanları başıboş bırakmayan, karıncanın hayatını tanzim eden Allah'tır. Balıkların hayatını da tanzim eden, onlara kanunlar koyan, ona göre yaşayacaksın diyen Allah'tır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, her gün aramızdan bazen akrabalarımız, bazen arkadaşlarımız, bazen tanımadığımız insanlar aramızdan ayrılıp gidiyor. Hepimizin sonuçta gideceği yer toprak ve bunu çok iyi bildiğimiz halde insan bu önemli hakikati unutuyor. Böyle ölüm zamanlarında biraz hatırlıyor. Sonra buradan ayrılınca, evine gidince tekrar unutuyor. Kur'an-ı Kerim ölümü anlatırken el-yakîn kelimesini kullanır. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et derken yakîn kelimesini kullanıyor. Buradaki yakîn kelimesi ölüm manasında. Neden Allah ölüme ölüm dememiş de mevt dememiş de yakîn demiş? Yakîn kesin olan demek. İki kere ikinin dört ettiği yakini bir bilgidir mesela. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu yakini bir bilgidir. İşte İstanbul'u fetheden Fatih'tir. Bu yakini bir bilgidir. Aynı şekilde ölüm de yakini bir bilgi olduğu için, kesin, %100 olduğu için Allah Azze ve Celle onu hatırlatmak maksadıyla yakîn kelimesini kullanır. Yani şüphe yoktur. Öleceksiniz, bunda şüphe yoktur. Yakînî bir bilgidir. Dünyada bunca insan var, hepsine sorsanız, senin ölmeme ihtimalin var mı deseniz, hiç kimse evet benim ölmeme ihtimalim var demez. Milyarda bir, 10 milyarda bir, 10 trilyonda bir ölmeme ihtimalin var mı? Hayır. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunmaz. Herkes öleceğinden gayet emindir. Çünkü bu dünyaya bunca insan geldi. Ölmeyen yok. O halde ben de öleceğim der. Herkes öleceğini bilir. Ama bu kadar yakini bir bilgi olduğu halde, İki kere ikinin dört etmesinden bile daha kesin bir bilgi olduğu halde öleceğimiz. Ama insanoğlu yine de bu hakikati unutur. Bu dünya nasıl bir dünyaysa, Rabbim nasıl bir imtihan yaratmış, herkes %100 öleceğini bildiği halde sanki %100 ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam etmektedir. Bu nasıl bir imtihandır? Anlamak zor. İnsanın bu dünyadaki ilk imtihanı doğru bir şekilde iman etmektir. Yani imtihan deyince aklınıza böyle kötü olaylar gelir ekseriyetle. Halbuki ilk imtihan insanın doğru şekilde iman etmesidir. İlk imtihanımız nerede oldu? Ruhlar aleminde. Allah Azze ve Celle ruhlarımızı yarattığında ruhlarımıza sordu. Elestu bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, elbette dediler. Elbette Rabbimizsin. Demek ki ruhlarımıza
İlk soru budur. Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan ben değil miyim? Denilmemiş. Çünkü insanlar yeryüzünde Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edecekler. Allah bunu bilmektedir. Allah'ın yaratıcılığı konusunda bir sorun hiç olmamıştır. Hatta iki tane yaratıcı olduğunu iddia eden de olmamıştır. Çünkü tüm varlıklar arasında bir uyum var ve yardımlaşma var ve bir düzen var ve devam edip gidiyor. O halde tek bir idare eden var. Hem yaratan tek, hem de kayyum tektir. Tek idare eden tarafından idare ediliyor. Böyle olmasaydı bu düzen, bu nizam olmazdı. Ve varlıklar arasında benzerlik de olmazdı. Varlıklar arasında yardımlaşma da olmazdı. Allah'ın tekliği ve yaratıcılığı konusunda bir ihtilaf yok. 3-5 ateistin dışında bir ihtilaf yok. O yüzden Allah Azze ve Celle ruhlarımıza ben sizin yaratıcınızım öyle mi değil mi diye sormuyor. Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Rabbin manası terbiye edendir. Kelime manası. Kur'an'da kullanılış şekillerinden biri otorite sahibi olan, kanun koyan demektir. Ve Allah-u Teala ruhlarımıza bunu öğretiyor. İlk öğrettiği şey bu. Ve ruhlarımız bu imtihanı kazandı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizin kanun koyanınız, sizi idare edecek olan, sizi terbiye edecek olan, gönderdiği kitapla ve peygamberle sizi terbiye edecek olan kim? Ben değil miyim? Sensin dediler. Ruhlar bedenle birleşmemişken imtihanı kazandılar. Bedenle birleşince ruh imtihanı kazanmakta zorlanıyor. Tıpkı sıcak suyla soğuk suyun karışması durumunda su ılık hale geliyor. Onun gibi ruhla beden karıştığında ruh zayıflıyor. Gücünü kaybediyor. Teslimiyetini kaybediyor. Çünkü bedenin bir takım arzuları var. O baskın gelmeye çalışıyor ruhumuza. İnsana düşen ruhunu güçlendirmek, nefsini zayıflatmaktır. Demek ki eğer ruh güçlense, nefis zayıflasa, ruhlarımız nasıl ki Allah'a teslim olduysa, hiç itiraz etmeden, aynı şekilde bu dünyada da, yani ruhlar aleminde nasıl teslim olduysa, bu dünyada da öyle teslim olur. Demek ki, mesele ruhun güçlendirilmesi, nefsin zayıflatılmasıdır. Ve bakın, ruhlar aleminde ilk öğretilen ve ilk imtihan Allah'ın Rabbimiz olup olmadığını, kanun koyanımızın, idare edenimizin, itaat etmemiz gereken varlığın bir tek Allah olup olmadığı, onun dışında başka bir otorite kabul etmeme sözü veriyoruz. Tek ona itaat sözü veriyoruz ve dünyaya geliyoruz. Bedenle birleşince bedenin arzuları ruha galip gelmeye başlıyor. Allah Azze ve Celle peygamber gönderiyor. Bakın ruhlar aleminde peygambere hacet yokmuş demek ki. Yani bir peygamber olmadığı halde, bir kitap indirilmediği halde doğrudan doğruya Allah ruhlarımıza hitap ediyor. Elestu, kendisi konuşuyor. Melekleri aracılığıyla değil, bir peygamber aracılığıyla değil. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demek doğrudan konuşuyor yani Allah. Ve ruhlar hiçbir peygamber bilmediği halde, bir kitap bilmediği halde teslim oluyor. Evet diyorlar, sen Rabbimizsin. Ama bu insan bedenle birleşince, anne karnında bedenle birleşip dünyaya gelince artık bedenin arzuları, istekleri devreye girince Allah'a böyle teslimiyet gösteremiyor. Ondan sonra bir bakıyorsun başkalarını Rableştirmeye başlamış. Birçoğunuzun bildiği gibi Mekke'nin fethinde Peygamberimiz
fetih gerçekleşir gerçekleşmez hemen Medine'ye geri dönmedi. Orada bir müddet, birkaç hafta kaldı. O esnada bir olay oldu. Adi bin Hatem adında birisi Hristiyanlığın bir mezhebine mensuptu ve oradan kaçtı. Teslim olmamak için, esir olmamak için kaçtı. Onun kız kardeşi esir edildi. Efendimiz o kadının bir müddet Müslümanların arasında kalmasını istedi. Tanısın diye Müslümanları, Müslümanlardan tanısın. Onun bunu lafıyla değil. Çünkü çok iftira var Müslümanlara. O dönemde de vardı, bugün de var. O yüzden bizi bizden tanısın istedi ve hemen kadını serbest bırakmadı. Kadın biraz tanıdı Müslümanları, onların arasında yaşadı. Sonra Efendimiz dedi ki tamam şimdi gidebilirsin. Biz sana İslam'ı öğrettik, sen bizi bizden tanıdın, artık serbestsin. Kadın gitti, erkek kardeşi Adi bin Hatem'in yanına. Dedi ki ben Müslümanları tanıdım. Bize anlatıldığı gibi değil. Gel sen de Müslüman ol. Adi bin Hatem bunun üzerine merak etti ve geldi. Efendimizle görüşmeye geldi. Görüşecek, bakacak, kafasına yatarsa Müslüman olacak, yatmazsa geri gidecek. Nasılsa artık esir değil yani. Ve geldi, Efendimiz o sırada böyle toplanmış insanlar, onlara bir konuşma yapıyormuş o sırada. Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. Ehli kitapla ilgili. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. O Yahudiler, Hristiyanlar, rahiplerini, alimlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler. Onları Rableştirdiler. وَمَا اُمِرُوا اِلَا لِيَعْبُدُوا اِلَهًا وَاحِدًا. Halbuki onlar da tek olan ilaha, yani Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Başka birini ilahlaştırmayacaklar, Rableştirmeyecekler, onlara ibadet etmeyecekler ama onlara ibadet ettiler. Bu ayeti okurken içeriye girmiş bu şahıs Adi bin Hatem, boynunda hala haç var, hala Hristiyan. Ve diyor ki biz diyor rahiplerimize, alimlerimize secde mi ettik ki, rükû mu ettik ki? Hadi İsa neyse ya, peki bu diğerleri? İsa'ya zaten aleni secde ediyorlar. Onu Tanrı olarak görüyorlar. Ancak alimler ve rahipler, ibadet edenler, bunlara hani böyle bir şey mi yaptık ki? Yani Kur'an-ı Kerim neden böyle söylüyor, itiraz ediyor. Biz böyle bir şey yapmadık yani. Efendimiz demiş ki, onlar size Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yapmadılar mı? Evet diyor. Efendimiz diyor ki onlar size, siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Kabul etmediniz mi? Evet diyor. Efendimiz buyurmuş ki işte bu yaptığınız o itaat onlara ibadettir. Şu yaptığınız, onlar Allah'ın helallerini haram ettiler. Serbest bıraktıklarını yasakladılar yani. Yasakladıklarını da serbest ettiler yani. Haramın helalleştirilmesi demek bu demek. Yani mesela içki haramdır. Allah haram kılmış, insanlar helal kılıyor. Yani serbest bırakıyor. Kumar da öyle, faiz de öyle, zina da öyle. Diğer haramlar da öyle. Allah'ın haram kıldığını serbest bırakmak, haramı helal etmektir. Ve bunu yapan kimse demiş oluyor ki, ben sizin Rabbinizim, benim dediğim olur. Allah'ın ne dediği önemli değil, benim dediğim önemli. Ben, Allah şunu yasaklamış ama ben serbest bırakıyorum. Allah şunu serbest bıraktı ama ben yasaklıyorum. Önemli olan benim dediğimdir. Siz benim kullarımsınız demiş oluyor. Bana itaat edeceksiniz. Ben, sizin Rabbiniz benim. Ve Efendimiz diyor ki işte bu yaptığınız onlara itaat, onlara ibadetin ta kendisidir. Demek ki insan daha ruhlar alemindeyken ilk imtihanı,
Allah'tan başka Rab kabul etmemek, Allah'ı Rab olarak kabul etmek. Dünyaya geldiği zaman da peygamberlerin ilk öğrettiği nedir? Allah'ın tek Rab, tek ilah olduğu gerçeği. Bakın ruhlar aleminde de öncelikle bunun üzerinde duruluyor. İlk öğretilen ruhlarımıza. Dünyaya geldiğimizde ruhla beden birleştiğinde insan dediğimiz varlık meydana geldiğinde yine ilk öğretilen peygamberler ve kitaplar yoluyla yine Allah'ın tek Rab, tek ilah oluşun gerçeğidir. Çünkü bununla cennete gireceksin. Allah'tan başka ilah, Rab tanıdığın zaman ebediyen cehenneme gidiyorsun. Şirk içinde oluyorsun. İstediğin kadar Allah'ın varlığını kabul et. Allah'tan başka otorite, itaat edilecek makam kabul ettiğinde onu Allah'a denk görmüş gibi oluyorsun. Hatta üstün görmüş oluyorsun. Neden? Çünkü Allah'ınkini bırakıyorsun, onun dediğini yapıyorsun. Herhalde onu üstün görüyorsundur. Onu üstün görmüyorsan neden Allah'ın dediğini yapmıyorsun, onun dediğini yapıyorsun? Herhalde üstün görüyorsundur. Denk görseydin, derdin ki Allah'ın dediği de olsun, onun dediği de olsun. Onu da demiyorlar. Onun dediği olur diyorlar. İşte bu insanın ilk imtihanıdır ve bu imtihanı kaybetmesidir. Sonra bu insan mezara giriyor. Mezarda ilk soru ne? Gene men rabbuk, Rabbin kim? İlk soru gene bu. Yani ruhlar aleminde de, şu dünya hayatında da, mezarda da. İlk sual Rabbin kim? Yaratıcın kim değil. Yaratıcın Allah olduğunu herkes kabul ediyor. Ama otorite kim? Senin hayatına karışacak olan kim? Sana kanun koyacak olan kim? İşte ilk imtihanımız budur. Ve bakın ruhlar aleminde imtihanı kazanmış. Ama bakıyorsun dünyada imtihanı kaybetmiş. Allah'tan başka Rabler tanımaya başlamış. Ve bu insan mezara girdiğinde men rabbuk diye sorulduğunda ha ha le edri diyor hadiste. Böyle diyecek diyor. Ha. Mesela bir şey söylenir anlayamazsınız. Ha dersiniz. Aynı onu tarif ediyor. Ha le edri bilmiyorum o ne. Rabbin diyorsun. Rab ne? Bilmiyorum. Ve men nebiyyük nebiyin kim? Peygamberin kimdir? Ha le edri. Ha bilmiyorum. Ömer dinuk, dinin ne? Ha? La edri. Hadis aynen bu şekilde. Ne olur bunu, bu imtihanı kaybeden adamın sonu? Hadiste buyuruyor ki ona öyle bir balyozla vurulacak ki iki kulağının ortasına hayvanlar ve şeyler, cinler ve insanlar dışında bütün varlıklar yani hayvanlar vesaire bunu işitecekler. Onların bağırtısını işitecekler. Başka bir frekanstan yani konuşuyorlar, bağırıyorlar. O frekansı bizim alıcılarımız alamıyor. Yani mesela bir televizyonu izlerken diğer televizyonun sesini duymuyorsun. Aynı onun gibi. Onların bağırtısını Allah bize duyurmuyor. Zaten duysaydık perişan olurduk. Bu dünyada hayat kalmazdı. Herkesin psikolojisi bozulurdu. Velhasıl değerli kardeşlerim, şu dünya hayatında ilk imtihanımız doğru bir şekilde iman etmektir. Belki bir kısmınız hatırlarsınız. Bir iki defa anlatmıştım. 93 yılında Mısır'dan dönüşte uçakta yanıma bir kadın oturdu. Yani herkes Allah'a kabul ediyor ama nasıl bir Allah'a inanıyor? Mesele o. Onunla ilgili bir hatıramı anlatayım. Kadın benimle konuşmaya başladı. Ben o zaman 28 yaşındayım. Kadın da 50 yaşında filan. Kadın İşte benim eserde okudum filan öğrenince dedi ki
Siz dinciler dedi, işte şu haram diyorsunuz, bu haram diyorsunuz, işte kadının saçı görünse haram, şöyle görünse haram, böyle yapsa haram. Niye haram olsun dedi, ben de Müslümanım dedi, orucumu da tutarım, yeri gelir namaz kıldığım da olur ara sıra. Yeri gelir plaja da giderim, yeri gelir caminin önünden geçerken başımı kapatırım, öyle geçerim, sonra geri açarım. Böyle konuştu, konuştu, konuştu. Dinledim, dinledim, dinledim. Kadının diyecekleri bitti. Dedim ki, bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Dedim, siz nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Dedi, adaletli bir Allah'a iman ediyorum. Elbette Allah adaletlidir. Peki adalet neyi gerektirir? Şimdi birisi Allah'ın emirlerini yapmış, birisi yapmamış. İkisini de cennete koymak adalet midir? Madem Allah adaletliymiş, o zaman emre itaat edenle etmeyen aynı kefeye koymaması adaletinin gereğidir. Size bir daha soruyorum dedim. Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Sizin inandığınız Allah size karışmayan bir Allah. Benim inandığım Allah bana karışır, bana kanun koyar. Sen diyorsun ki saçımı görseler ne olur, şunu görseler ne olur. Ya diyelim ki bir şey olmaz. Allah yetkili mi, yetkisiz mi? Sen nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Yetkili bir Allah'a mı, yetkisiz bir Allah'a mı? Bu insanların inandığı Allah Rab değil yani. Yani kanun koyucu bir Allah değil. Bunların inandığı Allah sadece yaratıcı bir Allah. Laiklerin Allah'ı inancı böyle. Laikçe bir Allah anlayışı bu. Yani kanun koymayan bir Allah. Kainata kanun koymuş, bütün galaksilere kanun koymuş, bütün yıldızlara, bütün hayvanlara, bütün varlıklara. Bir tek insana kanun koymamış, öyle mi? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ İnsan başıboş bırakıldığını mı zanneder? Hayvanları başıboş bırakmayan, karıncanın hayatını tanzim eden Allah'tır. Balıkların hayatını da tanzim eden, onlara kanunlar koyan, ona göre yaşayacaksın diyen Allah'tır. Onlar ki Allah'ın halifesi değiller, Allah'ı temsil etmiyorlar. En üstün varlık insan, Allah'ın kulları içerisinde ve Allah'ın halifesi, Allah'a temsil edecek. Hayvanlara bile kanun koyan, bir hayat tarzı düzenleyen, böyle böyle yaşayacaksın diyen bir Allah'ın halifem dediği, beni temsil edeceksin dediği insana kanun koymaması düşünülebilir mi? Cansızlara kanun koyan bir Allah'ın insana kanun koymaması düşünülebilir mi? Laikçe Allah anlayışında Allah kanun koymuyor. Ne yapıyor? Bunların inandığı Allah hizmetçi. Allah hizmetçi mi? Bunların inandığı Allah her şeyi yaratan, her şeyi idare eden, rızkımızı veren, havayı temizleyen, güneşi doğuran, batıran, yağmuru yağdıran, her şeyimizi veren ama bize karışmayan. Niye bu Allah hizmetçi mi? Allah'ın hizmetçi durumuna getiriyorlar. Devlete itaat ediyor, Allah'a itaat etmiyor. Devlet Allah'tan büyük mü? Bugün insanların koyduğu kanunlara itaat ediyor, Allah'ın koyduğu kanunları hesaba katmıyor. İnsanlar Allah'tan büyük mü? Allah mı iyi bilir insanlar mı? Allah mı daha yetkili insanlar mı? İşte insanın kaybettiği imtihan. Bundan dolayı diğer imtihanları da kaybediyor. Yani Rabbin Allah değilse, tek Rabbin Allah değilse, başkalarını da Rableştirdiysen, senin hayatına başkaları karışıyorsa, onların kanunlarına göre yaşıyorsan, Allah senin Rabbin değil, onlar senin Rabbin olmuş demektir. Ve senin itaatin de onlara ibadet hükmündedir. İslam
ibadete yeni bir bakış getirdi. İbadet eskiden, yani şimdiki insanların bildiği gibi eğilmek, doğrulmak. Namaz gibi bir takım şekilsel ritüellere ibadet diyorlar. Ya da kurban gibi bir takım şeylere. İslam buna yeni bir şey kattı. Dedi ki, itaat de ibadettir. Allah'ın kanuna aykırı bir kanun konulduğunda ona itaat edersen ona ibadet etmiş sayılıyorsun. Bu yeni bir bakıştır. Bunu Peygamberimiz öğretiyor. İslam öğretiyor bunu. Yani yanlış şekilsel ibadetler ibadet değil. Bu da ibadettir. Allah Azze ve Celle Rabbe yeni bir mana kattı. İlaha yeni bir mana kattı. İbadete yeni bir mana kattı. Ve yeni bir bakış kazandırdı. Demek ki Allah'ın Allah dışında başkalarını insanları ilahlaştırmak diye bir şey var. Rableştirmek diye bir şey var. Demek insana ibadet diye bir şey var. Halbuki ibadet Allah'adır. Ama insana da oluyormuş demek ki. Şöyle yaparsan ona ibadet etmiş sayılacaksın ve bu şirk. Son olarak şunu söyleyip bitireyim. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün şirki anlatıyormuş. Bir Yahudi alimi gelmiş. Demiş ki, ey İsa, ey muallim, sen bizi aşağıladın. İsa Aleyhisselam diyor ki, ben ne yaptım da sizi aşağıladım? Sen bize şirki anlattın. Biz müşrik miyiz ki? Biz putperest miyiz? Sen bize şirki anlatıyorsun. Biz putlara mı tapıyoruz? Biz ehli kitabız. Bize elimizde Tevrat var. Bizim peygamberimiz var, Musa. Sen bize bunu niye anlatıyorsun ki? Putlara taptığımızı mı gördün ki? İsa Aleyhisselam demiş ki, ben de biliyorum sizin tahtadan, taştan, topraktan putlara tapmadığınızı. Ancak siz etten, kemikten putlara tapıyorsunuz. İnsanlara yani. Siz insanlara tapıyorsunuz. Allah'ın koyduğu esaslara aykırı esaslar koyuyorlar ve sizin gıkınız çıkmıyor, seslenmiyorsunuz. Bunu reddediyorum demiyorsunuz. Ve kabul ediyorsunuz. Allah'ın kitabına değil onlara itaat ediyorsunuz. İşte bu onlara ibadettir. Tüm peygamberler aynı mektebin talebesi. Bakın Hazreti İsa da böyle anlatıyor. İbadeti, Rabbi, şirki. Peygamberimiz de böyle anlatıyor. Helalleri haram, haramları helal yaparlarsa sen de bunlara itaat edersen onlara ibadet etmiş sayılırsın. Bu itaat ibadettir. Yani tüm peygamberler aynı gerçek üzerinde durdular. Ve ilk öğrettikleri gerçek de Allah'ın tek Rabbimiz oluşudur. Ve insanların da kaybettiği imtihan budur. Bunu kaybeden gerisini de kaybetmektedir. Allah'tan başkalarına itaat edince hayatı tamamen günahlarla dolu bir hayata dönüşmektedir. Artık diğer imtihanları da kaybetmektedir. O halde en çok üzerinde durulması gereken mesele tevhide imandır. Doğru bir şekilde iman etmektir. Ve ilk imtihanımız budur. Allah bu imtihanı kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle İsmail kardeşimizin babasına rahmetiyle muamele eylesin. Makamını cennet eylesin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukurlarından bir çukur eylemesin. Hatalarını affı mağfiret eylesin. Yaptığı hayırlı amellerini kabul eylesin. Sizlerin de geçmişlerine rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.